Merhaba, Yatırım Finansman YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ekonomistimiz Erol Gürcan'la beraberiz. Amerika'da yakın zamanda açıklanan Fed kararları ve gelecek döneme dair verilen mesajlar var. Bugün açıklanacak olan yine bir TÜFE enflasyon verisi orada gelecek ve son 40 yılın en yüksek seviyelerinde kalmaya devam ediyor enflasyon oranları. Önümüzdeki dönem nasıl bir seyir bekleniyor? Fed buna nasıl tepki verecek, nasıl politikalar izleyecek? Bugün biraz bunları konuşmaya çalışacağız ve ardından da Fed'in alacağı bu aksiyonların piyasalara olası etkilerini değerlendireceğiz. Merhaba Erol Bey, hoş geldiniz tekrar. Merhaba Serhan Bey, hoş bulduk. Teşekkürler. Bugün saat 16.30'da Türkiye saati Amerika'daki Aralık ayı enflasyon rakamlarını göreceğiz. Buradaki piyasadaki beklentiler aylık bazda %0,4 artış gerçekleşmesi yönünde. Bu yönde bir artış gelirse de Amerika'daki yıllık enflasyon %7 seviyesine yükselecek ki bu 1982 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeler. Biz burada bu grafikte göstermeye çalıştığımız aslında Amerika'daki aylık bazdaki enflasyon değişimlerinin şu ana kadar pandemi öncesi ortalama göre nasıl seyrettiğini işaret ediyor. Buradaki grafiğe baktığımız zaman buradaki açık mavi, griye yakın mavi renge baktığımızda 0,5 mesela Haziran'daki artış bu 2020 yılı artışını gösteriyor. Geçen yıl Aralık ayında 0,2'lik bir artış söz konusu. Bu yılki artışlar, gerçekleşenler direkt tam dolu sütunlar, barlar içinde göstermiş bunlar lacivert renkle. Bu ayki rakam, bugün açıklanacak rakam kesitli çizgiler gösterilmiş. Pandemi öncesindeki 5 yıl ortalamaları da kırmızı barlarla işaret edilmiş durumda. Baktığımızda aslında sene başından beri diyebileceğimiz şekilde pandemi öncesi ortalamalardan çok daha yüksek artışların gerçekleştiğini gördük. Bu da aslında Amerika'daki enflasyonist baskıyı işaret eden unsurlardan bir tanesi diyebiliriz. Özellikle Ekim-Kasım aylarında ciddi ölçüde ayrışma vardı. Bu ay bir miktar daha bu momentumun aylık bazda en azından yavaşlamasına dair beklentiler var. Burada şunu görüyoruz ki son 5 yıllık ortalamalara göre biz 2021 yılında aylık olarak baktığımızda 2 katı 3 katı gibi çok yüksek enflasyon rakamları görmüşüz. Yani işte örnek veriyorum, Haziran ayında daha önce binde 2 iken %1'e yakın rakamlar var. Veya diğer aylarda da benzer şekilde. Biraz bunun neden böyle olduğunu çok kısaca bir değinelim mi? Yani konuşabilir miyiz? Neden Tabii ki, tabii ki. 2021 yılında enflasyon aylık bazda önceki yıl ortalamalarına göre bu kadar yüksek geldi? Bu sadece Amerika'da değil, tüm dünyada da böyle. Türkiye'de de bunu görüyoruz. Buradaki en önemli sebep arz talep uyumsuzluğu diyebiliriz. Burada özellikle pandemi döneminde ekonomideki çarkların durmasını engellemek adına küresel çarptan finansal pardon hem para politikası hem de maliye politikası tarafında son derece genişleyici adımlar atıldı. Fed tarafında ciddi bir bilanço büyümesi gerçekleştiğini gördük. Bunların hepsi aslında talep tarafının durmaması anlamı, talebi destekleme amaçlı adımlardı ama pandemi tarafında tabii uzaktan çalışma vesaire ve bazı sorunlar arz tarafında sıkıntılara yol açtı. Diğer taraftan enerji tarafında başka türlü sıkıntılar gerçekleşti. Gıda fiyatlarında yine küresel iklim değişikliğine bağlı sorunların da olduğunu, kuraklık kaynaklı sorunlar olduğunu da gördük. Yani aslında özetle hem emtia fiyatlarında, gıda fiyatlarında, enerji fiyatlarında, endüstriyel metallerdeki artış üfe tarafını, üretici fiyatları tarafını ciddi ölçüde artırdı. Bununla beraber taşımacılık tarafında limanlardaki sıkışıklığın ve taşımacılık maliyetlerindeki artışlar da yine ilave olarak üretici fiyatları tarafında artırıcı etki yaptı. Ve burada teslimat sürelerinde ciddi gecikmeler yaşandı. Hala yaşanmaya devam ediyor. Özellikle otomotiv sektöründe uzun bir süre çip krizi vesaire gibi konular da gündemde yer işgal etmişti. Buna karşın özellikle yapılan bu genişleyici adımlarla ki Amerika'da insanlara karşılıksız ceplerine para koymaya kadar giden destek süreçleri söz konusuydu. Bu dönemde hem finansal piyasalardaki risk iştahı ciddi ölçüde yüksek seyretti. Diğer taraftan da talep tarafında ve değişen tüketim alışkanlıklarının etkisiyle beraber talep tarafında ciddi bir artış olduğunu gördük aslında. Ve arz tarafındaki toparlanma ya da arz tarafındaki duraksamaya karşın arz tarafındaki toparlanma hızının talep tarafındaki hıza yetişememesiyle beraber aslında ciddi bir arz talep uyumsuzluğu gerçekleşti. Bununla beraber de aslında küreselde gördüğümüz enflasyon büyük ölçüde bu minvalde gerçekleşti diyebiliriz. Ama diğer taraftan gelişmekte olan ülkeler tarafında tabii kur geçişleri alakalı enflasyon etkilerden de bahsetmekte fayda var diyebilirim. Yani böyle toparlayabiliriz aslında. Evet, çok çok teşekkürler. Bu önemli çünkü gelecek dönemde enflasyonun nasıl şekilleneceğine dair düşünürken bu dinamiklerin nasıl ilerleyeceğini, değişip değişmeyeceğini de
biraz ele almak gerekiyor. Zaten bunları biz ilerleyen videolarımızda, haftalarda yine konuşuruz. Yıllık taraftaki görüne baktığımız zaman da burada yine açık griye yakın renkte baktığımız 2020 yılı enflasyon gerçekleşmeleri. Lacivert çizgi, sondaki çizgi 2021 yılı gerçekleşmeleri. Sondaki rakam bugün açıklanacak griye göre değişebilir. Burada kırmızıyla gözüken yolda, patikada aslında gelecek yıl Fed tarafı, Amerika tarafında enflasyonu nasıl seyredebileceğini gösteriyor. Ve biz burada yine bir önceki grafikte gösterdiğim bu pandemi öncesindeki 5 yıllık ortalamalar kadar artışlar olursa bu patika nasıl seyreder anlamında. Aslında bir yandan da baz etkilerini göstermesi açısından önemli diyebilirim. Bu tabii biraz şu anki görüntüye bakarsak iyimser senaryo gibi de düşünmek gerekiyor. Yani kesinlikle. Tekrar enflasyonun ortalamalara, aylık ortalamalara, ki burada bu son rakamlar hariç ortalama kullanıyorsun galiba. Yanılıyor muyum yoksa 2021 rakamları dahil mi? 2021 rakamları gerçekleşme, bu bugünkü beklenti 0.4 artışın beklenti karşılığı sadece 2022 yılı için tamamında pandemi öncesindeki 5 yıllık ortalamalar kadar. Yani aynen dediğiniz gibi onu sordum. Fazla iyimser kalıyor burası. Tahmin patikasını, yani o kırmızı çizgiyle gösterdiğin 2022'de Amerika'da enflasyon izleyebileceği yolu tahmin ederken pandemi öncesi rakamları kullandık burada ortalamalar alırken. Dolayısıyla da 2022'de aslında aylık enflasyon oranlarının bu son bir yılda, iki yıldaki o yüksek artışları tekrarlamayacağı varsayımı da biraz var bu grafikte, öyle değil mi? Kesinlikle. Aslında bunu dediğiniz gibi tahminden ziyade biraz daha her şey yolunda gitseydi, her şey normal şartlarda gerçekleşiyor olsaydı Amerika'da enflasyon bundan sonra nasıl seyrederdi gibi okumak daha mümkün. Yani burada aslında bizim kırmızı çizgi üzerindeki riskler ciddi ölçüde yukarı yönlü. Özellikle yılın ilk yarısında. Çünkü bu omikron varyantı kaynaklı da yine arz tarafında devam eden sıkıntılarla beraber bu yeni varyant konusunda bir miktar endişeleri artırmış durumda. Ve özellikle yılın ilk yarısında buradaki grafik biraz daha yukarıda şekillenebilir. Ya da bu beklenen düşüş, yani burada gözüken düşüş bu kadar hızlı ve net bir şekilde gerçekleşmeye bir miktar daha katılık olabilir. Bunların hepsi önemli risk unsurları. Sadece burada dediğimiz gibi baz etkilerini aslında biraz daha göstermek adına şu anda matematiksel olarak baktığımızda gelecek yıl sonunda halen daha %2 civarlarında ve son çeyrek itibariyle %3'ün altına gelebilecek bir enflasyon görünümü var gibi gözüküyor ki birçok yabancı kurum da aslında gelecek yıl sonunda Amerika'daki enflasyonun %3 ve altına gelmesini bekliyor. Ama burada tabii ki bu fazla iyimser kalabilir. Serhan Bey'in dikkat çektiği gibi önümüzdeki süreçte enflasyonun daha yukarı, aylık artışların daha yukarıda gerçekleşmesi ya da belli bir süre katılık olması gibi unsurlar hem buradaki patikanın daha yukarıda olmasını, hem yukarı kaymasını, hem de yıl sonundaki dengenin bu kadar düşük seviyede değil, daha da yukarıda olmasını sebep olabilir diyebilirim. Dolayısıyla burada aslında riskler yukarı yönlü. Yani gerçekleşen rakamlar şu anki baz senaryo ile tahmin edilenlerin üzerinde olma olasılığı daha yüksek. Burada tabii şunu da eklemek gerekiyor. Şimdi biz geçen yılın ortalarında Amerika'da enflasyon %3'lere, 4'lere çıktığında, ki yıla %1 civarında başlayıp çok kısa bir süre içerisinde, yani iki çeyreklik bir dönem içerisinde %4'lere tırmandı. O zaman Fed'den, işte Fed yöneticilerinden gelen açıklamalarda bu artışın hep geçici olduğu söyleniyordu. Ama sonrasında bu biraz işte geçici ama o kadar da geçici değil. Ondan sonra işte galiba pek de geçmeyecek, işte bir süre kalacak, işte 3-4 çeyrek sürecek gibi hep böyle %3'ün %4'ün üstündeki rakamlara piyasayı alıştırmaya yönelik ifadeler kullandı ki artık son açıklamalarda FED toplantılarında geçici ifadesi de sanıyorum kaldırıldı artık metinler içerisinde. Fakat yine de şu anki rakamların hani zirve olabileceği tahminleri hala korunuyor. Ama hani biz burada şunu da izleyicilerimizle paylaşalım. Amerika'da çift haneli enflasyon olmaz diye bir şey yok. Sen biraz sonra sanıyorum bizimle bir uzun dönemli enflasyon grafiği paylaşacaksın. Hatta o grafiğe geçebiliriz. Orada bunu görürüz. Yani biz daha önce belki son 30 yılda görmedik ama işte 80'li yıllarda %14'lerin orada olduğunu görüyoruz. Sen bu grafik üstünden bize anlatabilirsin. Tabii ki sizin söylediğiniz gibi Sarhan Bey, burada aslında yakın dönemde %7 enflasyona baktığımızda, ne zamandan beri zirveye baktığımızda en son Haziran 1982'de 7,2 seviyesi görülmüş. Onun öncesinde ama çift haneli enflasyon rakamları var. %14'ün üzerinde gerçekleşen seviyeler de var ama tabii ki o yıllardaki dinamiklerle şu anki dinamikler birbirinden farklı. Ama burada tabii ki özellikle 2008-2009 kriz dönemine baktığımız zaman da orada ekonomideki ani duruşla beraber enflasyonun ciddi ölçüde gerilediği ama devamında hızlı bir toparlanma olduğunu görmüştük. Bu sefer de yine
Enflasyon tarafında öncelikle bu pandemi başlarında ani bir düşüş olmakla beraber devamında bu sefer çok daha sert bir şekilde. Çünkü burada uygulanan ultra destekleyici teşviklerin de etkisi söz konusu. Artı pandemi kaynaklı daha önce görülmemiş ölçüde bir ekonomilerin durmasıyla beraber de ciddi bir enflasyonist etki var. Burada artık buraların zirve olmasının beklenmesinin sebeplerinden bir tanesi de bir önceki grafikte paylaştığımız bu da aslında baz etkilerinin bir miktarda devreye girecek olması. Ama halen daha az önce detaylı şekilde konuştuğumuz gibi riskler ciddi ölçüde yukarı yönde kalmaya devam ediyor. Enflasyon 40 yılın zirvesine çıktığı bir manşet cümle olarak kulağa dikkat çekici geliyor ama bunun Evet. hem ekonomi tarafında hem de finansal piyasalardaki karşılığı nedir kısmına biraz daha odaklanacak olursak da şuna bakabiliriz. Burada da tarihsel olarak kırmızı çizgi Fed'in faiz oranı, efektif faiz oranını gösteriyor. 1954'ten başlayan bir seri bu. Bununla beraber enflasyon izlediği seri ve aradaki ilişkiye dikkat çektiğimizde, dikkatle baktığımızda aslında büyük ölçüde ciddi bir ilişki korelasyon olduğunu görebiliriz. Yakın dönemde aslında enflasyon tarafında ciddi bir artış vardı. Bunun enflasyon geçici olabilir endişeleriyle, geçici olabilir söylemiyle beraber aslında bir miktar daha enflasyon bu kadar yüksek yükselirken politika tarafı, para politikası tarafı tepkisiz kaldı. Ama şimdi artık bu geçici söylemden vazgeçilip bunun ciddi bir risk oluşturabileceği endişeleriyle beraber artık para politikasında yine geçmişte olduğu gibi burada tepki verme ihtimali öne çıktığını söyleyebiliriz. Zaten beklentiler de buna göre şekilleniyor. İsterseniz Sarhan Bey piyasa tarafındaki yansımalarını ve beklentilerin nasıl şekillendiğini siz biraz daha detaylı bir şekilde bizlere aktarın. Evet, şimdi buradan tabii şeye geçiş yapıyoruz artık. Enflasyondaki bu yüksek seyrin ve belki 2022'de gevşeyecek ama hala yüksek seviyelerde kalacak. Bu beklentinin politika faizine Fed tarafında nasıl yansıyacağını da konuşmamız gerekiyor. Ve zaten kendileri de bu açıklamayı yapıyor. Yapmasalar da bütün dünyada ekonomistler bir ittifak halinde Fed'in artık parasal sıkılaşmaya geçip hem varlık alımlarını sona erdireceği, faiz artırımlarına başlayacak, hatta bilanço küçültmenin de başlayacağı gibi bir önümüzdeki dönem için bir senaryo analizi yapıyorlar. Burada ben Bloomberg'den aldığımız Fed beklentileri var ve fiyatlamalar var. Bununla ilgili bir tablo paylaşacağım. Bunu geçmiş videolarımızda da bir iki kere paylaştık. Şimdi burada tekrar güncel verilerle, yani bugünün verileriyle nasıl bir beklenti var onu paylaşacağım. Burada önümüzdeki dönemde FED toplantı tarihlerini görüyoruz. 26 Ocak, 16 Mart, 4 Mayıs gibi. Faiz artırım ve faiz indirim şeklinde görülen hikes bölü kat şeklinde görülen beklentilerde ilk faiz artırımının 4 Mayıs toplantısında yapılması yüksek oranda fiyatlanıyor. Bu fiyatlamalar üzerinden aslında piyasanın nasıl bir FED patikası fiyatladığını bize gösteren bir tablo. İkinci faiz artışına baktığımızda burada 27 Temmuz toplantısında ikinci faiz artırımının gelebileceğini, üçüncü artırımında 14 Aralık toplantısında gelebileceğine dair bir tahmin ve fiyatlama var. Fakat işte Goldman Sachs'tan dün gördük, JP Morgan'dan da yine benzer bir yorum gördük. 2022 yılında Fed'in 4 faiz artırımı da yapabileceğine dair tahminler de gelmeye başladı. Hatta şu da var, 2002'den sonra, 2004'ten sonra özellikle hızlanacak şekilde FED politika faizini %1'den %5,25'e çıkarmıştı. Orada birkaç yıl içerisinde ve her toplantıda faiz artışı yapıyordu o dönem. Yani FED'in bir toplantı yapar, iki toplantı durur, her çeyrek bir kere artırır, 3 ayda bir artırır falan gibi bir kuralı ya da patikası olmak zorunda değil. Eğer gerçekten işte bugün konuşacağız, %7 gelen, beklenen daha doğrusu bir yıllık enflasyon var. Belki senaryo analizleri bunu aşağıya doğru çiziyor ama eğer riskler yukarı yönlü kalmaya devam eder, çift haneli rakamlar gündeme gelirse FED hem her toplantı faiz artırımına gidebilir hem de artırım adımlarını büyütebilir. Yani bunların da olabilme ihtimalini bugünden biz masaya bence koyalım. Şimdi bu paylaştığım az önceki tablonun grafiksel gösterimi de bu şekilde. Ocak 2022, yani içinde bulunduğumuz aydan Ocak 2023'e önümüzdeki bir yıllık dönemde FED politika faizi nasıl bir patika izleyebilir şeklinde o tahminler üzerinden çıkartılan grafikte bu şekilde. Şimdi buradan tapering'e geçmeden önce ya da geçebiliriz. Senin paylaşacağın bir başka grafik var mıydı arada?
İstersen staping'i atıfta bulunun Serhan Bey. Arkasından ben de bilanço büyüklüğü ile ilgili gelişmeleri Tabii. daha önce nasıl olduğunu hatırlatayım. Ya da önce ben hatırlatayım, siz daha sonra gösterin nasıl isterseniz öyle Ya, ilerleyelim. tapering'den bahsedelim. Şimdi sırayla gidelim ki şöyle kronolojik olarak da uyumlu olur. Çünkü biz Fed'den ilk önce aslında tapering mesajlarını gördük. Bu Ekim ayında, hatta Eylül, Ekim, Kasım aylarında 2021'in son çeyreğinde ilk önce Fed nasıl bir tapering'e gideceği sürekli konuşmaya başlamıştık. Başlayacak mı, başlamayacak mı? Başlarsa her ay kaç milyar dolar yapacak? Yani aylık 120 Hatta milyar dolar olan varlık alımlarını ne kadar kısacak? Şimdi bunu grafik üzerinden... ilk senin orada geçen yıl Mayıs ayında eski Fed başkanlarından Yellen'ın Hazine Evet. Bakanı olduğu zaman verdiği mesajla başlamıştı bile diyebiliriz yani. Ekim'de çok sıklaştı ama belki Mayıs ayını referans alabiliriz orada, o tarafta da. Doğru. Aslında bu güzel bir noktaya da temas ettin. Artık nasıl diyelim, büyük ya da köklü merkez bankalarının gelecekte atacağı adımları ne kadar önceden piyasayla ilk sinyallerini vererek paylaştığına dair de aslında çok güzel bir örnek. Yani Mayıs ayında söylenen şey Ekim, Kasım, Aralık geldiğinde hala gündemde ve gerçekleşiyor da. Yani günlük olarak değişen, aylık olarak değişen politikaların olmadığını, çok daha uzun vadeli planların yapıldığını ve belki bir yıl sonra atılacak adımların sinyallerinin bile bugünlerden verildiğini görebiliyoruz. Dediğin çok doğru bu anlamda. Şimdi piyasa tabii biraz daha duygularıyla bazen hareket ediyor ya da başka gelişmeleri fiyatlayabiliyor. O yüzden Mayıs ayında bu mesaj verilse de Aralık ayına kadar sanki hiç olmayacakmış gibi neredeyse bir fiyatlama ve gündemle hareket ediyor. Ama tabii artık yani Ekim'den sonra daha da netleşmişti. Kasım'dan sonra da her ay 15 milyar dolar alımların azaldığını ve bu şekilde ilk önce devam edeceğini düşünüyorduk. Bu şekilde bakıldığında da 120 milyar doların her ay 15 milyar dolarlık kısıntılarla Haziran 2022'de sıfırlanması, dolayısıyla da tapering dediğimiz varlık alım kısma sürecinin Haziran 2022'de tamamlanması, faiz artırımlarının da bundan sonra başlaması bekleniyordu. Bundan 2-3 ay öncesine kadar. Fakat artık son yapılan açıklamalar ve gelen rakamların aslında biraz da yarattığı bir zorunluluktan dolayı tapering'in hızı artırıldı. Aylık 30 milyar dolara çıkartıldı. Bu da Mart ayında tamamen sona ermiş. Yani Fed'in artık likidite musluğunu tamamen Mart ayında kapatması anlamına geliyor. Ve bunun ardından da faiz artırımlarının başlaması bekleniyor. Az önce de konuştuk. Fakat bazı Fed yöneticilerinden şu tip açıklamalar da gördük. Onu da not düşelim. Tapering bitmeden de faiz artırımları başlayabilir yönünde mesajlar da verildi bu piyasaya. Ama piyasanın hani genel konsensusu önce tapering biter, bittiği an itibariyle de artık faiz artırımları başlayabilir gibi bir görüş var. Bunu üçüncü olarak da, yani faizler, varlık alımları ve üçüncüsü de bilanço büyüklüğü. Bu da çok önemli bir konu. Hatta işte sen birazdan bizimle çok uzun dönemli bir grafik paylaşacaksın. Özellikle 2008 krizinden sonra küresel piyasaların en temel hikayesini oluşturuyor Fed'in sunduğu likidite. Fed'le beraber ECB ve Japonya Merkez Bankası'ndan da bunu gördük ama biz şu anda önce olduğu için Fed'i konuşuyoruz. O yüzden Fed bilanço büyüklüğü konusuna da buradan geçelim. Tabii ki. Tekrar benim grafiğimi yansıtabilirsek ekrana. Teşekkürler. Şimdi artık enflasyon, evet, 40 yılın zirvesinde ve riskler yukarı yönlü kalmaya devam ediyor. Fed de artık bir aksiyon verecek. Bu da net bir şekilde görüldü. Ve faizde artık aslında ilk tepkiyi verdiler. Yani Mayıs'ta sinyali verdi. Kasım'da gerçekleşti. 6 ay piyasaya hazırladılar. Piyasayı rahatsız etmeden bu tapering süreci, az önce Serhan Bey'in detaylı anlattığı gibi, başladı. Şimdi bir sonraki hamle çok yakında, muhtemelen Mart'ta ya da yıl ortasına kadar bir faiz artışı görüyor olacağız. Ve onun arkasından bir sonraki hamlede bilanço küçültme süreci olacak gibi gözüküyor. Şu anki resimde buna baktığımızda da daha önceki bilanço küçültme süreci nasıl olmuştu? Bunu şöyle kıyaslayabiliriz. Şimdi 2008-2009 krizinden önce Fed'in bilanço büyüklüğü 700-800 milyar dolardı. Bu dönemde yapılan QE1, QE2, QE3 gibi 3 farklı varlık alım programı gerçekleşti. Ve toplam Fed'in bilanço büyüklüğü aslında günün sonunda o dönem için 4 trilyon dolarlar seviyesine gelmişti. Şimdi burada özellikle Fed Mayıs 2013'te o dönemin Fed Başkanı Bernanke yıl sonundan itibaren varlık alımlarını azaltmaya başlayabiliriz dedi ki o zaman aylık bazda 85 milyar dolarlık bir varlık alım programı uygulanıyor QE3 olarak. Bundan sonra da Aralık ayında ilk bir varlık alım azaltım süreci başladı. Yani şu an Kasım'da başlayan kısım o dönemde kıyasladığımızda Aralık 2013'te başlamıştı ve o 85 milyar doların sıfıra gelmesi Ekim 2014 itibariyle gerçekleşti. Yani kabaca 10 ayda, 11 ayda bu süreci tamamladı Fed. O 85 milyar dolarlık kısmı. Devamında
2015 yılının Aralık ayında ilk faiz artımı gerçekleşti. Yani 2014'te burada sona eren bir varlık alımları vardı. Ancak bundan bir yıldan daha uzun bir süre sonra ilk faiz artışını gördük. Ve Aralık 2018'e kadar da seri bir şekilde faiz artırmaya periyodik olarak her çeyrek sonunda olacak şekilde önce çok yavaştı, yılda bir sonra 3 ayda bir şeklinde bir faiz artırım patikası seyretti. Ve bu dönemde faiz artırımları devam ederken FED Haziran 2017'de yani tam şu sıralardayken bilanço küçültmeye başlayacağını söyledi. Ve bu bilanço küçültme dönemi de Haziran 2017'de başlayıp Ağustos 2019'da sona erdi. Ki ilk başladığında plan şu şekildeydi. Önce Haziran 2017'de bilanço küçültme aylık 10 milyar dolar azaltımla başlayacak. 3 ayda bir o kadar daha artacak ve 50 milyar dolar seviyesine geldiği zaman bir yıl sonra 50 milyar dolar da sabit kalacak ve sürekli 50-50-50 şeklinde azaltmaya devam edecek gibi beklenti vardı ve normalde bunun Ekim 2019'da sonlandırılması planlanıyordu. Ancak 2019 yılına geldiğimizde Amerika ekonomisinden de gelen böyle yavaşlama sinyalleri vesaire gibi unsurlarla beraber bu bilanço küçültme süreci planlanandan daha erken sona erdi ve Ağustos 2019 itibariyle bu dönemi biz sona erdiğini gördük bu varlık alımlarının. Devamlı da baş gösteren pandemiyle beraber yeniden ciddi bir bilanço büyümesi gerçekleşti. Son durumda 8.8 trilyon dolara ulaşan bir FED bilançosu var. Şimdi önümüzdeki süreçte bu varlık alımlarının sonlandırılmasıyla beraber daha önce gördüğümüze benzer bir patika görülebilir. Ama devamında bu bilanço küçültme için bir öncekinde olduğu kadar uzun bir süre beklenmeyeceği ve kuvvetle muhtemel bu yıl içinde başlanabileceğine dair beklentiler de artmış durumda. Daha önce yıl sonundan itibaren artması bekleniyordu ama şimdi yıl ortasından itibaren yani ilk faiz artımını gördükten birkaç ay sonra muhtemelen bu bilanço daraltma sürecinde başladığını görebiliriz. Buna dair ilk sinyaller de aslında şimdiden verilmeye başlandı. Aynı bu varlık alım azaltımının sinyali Mayıs'ta verilip Kasım'da başlaması gibi. Şimdi Aralık-Ocak'ta verilen sinyalin arkasından da muhtemelen Haziran-Temmuz gibi biz bu bilanço küçültmenin de başladığını görebiliriz ki burada Tarhan Bey sizin de sanırım bu bilanço küçültme sürecine ilişkin bir patika evet. Tahmin grafiğiniz vardı. İsterseniz sizin ekranınıza geçelim şimdi. Evet, buna geçebiliriz. Şimdi sanıyorum 2 hafta önceki bir videomuzda bu grafiği paylaşmıştık. O zaman daha bilanço küçültme ifadeleri bu kadar net bir şekilde gündeme gelmemişti aslında ve biz orada şunu düşünüyorduk. Bir kere tahvil piyasalarının kendi yapısı gereği FED varlık alımlarını sona erdirdikten sonra iç verimden dolayı elindeki tahvillerin değeri artmaya devam edecek. Çünkü bir faiz işlemeye, vade ilerlemeye devam ediyor. Bu yüzden FED varlık alımlarını sıfıra indirse bile toplam elindeki tahvil portföyünün değeri hafif hafif artmayı sürdürecek. Yani bilanço küçülmeden önce hala biraz büyümeyi sürdürecek aslında. Likidite enjeksiyonu ile değil, elindeki varlıkların değer artışıyla. Bu nedenle de FED bilançosu tapering sona erdikten sonra da belki 2024'e kadar elindeki tahvillerin itfaları yoğun şekilde başlayana kadar sürecek. Ardından da işte 2026-28-2030'a doğru olan periyotta artık bu sefer FED bilanço büyüklüğünü vadisi gelen tahvillerin itfa olmasıyla elindeki portföyündeki o tahvillerin bilançodan çıkmasıyla düşeceğini görüyorduk. Azalacağını, yani bilanço küçülmesinin yaşanacağını hesaplıyorduk. Fakat bilançoyu küçültmek için bir de üzerine ekstra aksiyon almaya başlayan bir FED görürsek tabii ki bu grafikteki tahmin patikası, turuncu çizgiyle gösterilen tahmin patikası daha da aşağıya doğru yavaş yavaş gelebilir. Veyahut da işte ilk başta yine biraz belki büyüse de küçülme süreci öne çekilebilir ve hızlı bir şekilde yaşanabilir. Şimdi buradan bunun piyasa etkilerine biraz geçmemiz gerekiyor. Yani FED faiz artıracak, işte varlık alımlarına likiditeyi sona erdirecek, üstüne bir de bilançosunu küçültmeye başlayacak. Peki bütün bunlar piyasada nasıl etki yaratacak ve FED bu süreci nasıl yönetecek? Bu çok önemli. Çok katastrofik senaryolar ortaya konan zamanlar da oldu. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için zaman zaman hani FED eğer likidite musluğunu kapatırsa küresel para bolluğu sona erecek ki 2008 krizinden sonra bu ultra gevşek parasal koşullara yani yüksek likidite düşük faiz ortamına bir morfin bağımlısı gibi bağımlı bir piyasa oluştu maalesef. Özellikle yani pandemi öncesi dönemde bunu daha da hissediyorduk. Pandemi döneminde farklı dinamikler belki yaşandı ama yine likidite enjeksiyonun etkisi tabii ki çok önemliydi. Dolayısıyla da bu dünya belki sona ererse artık yani 2008 krizinden bu yana yaşadığımız bu yüksek likidite sürekli likidite enjekte eden FED
dönemi sona ererse piyasa buna nasıl tepki verir? Bir kere bununla ilgili temel görüşümüz Fed'in piyasa dostu politikalarla devam etmeyi sürdüreceği yönünde. Yani büyümeyi mutlaka gözetecek, istihdamı mutlaka gözetecek. Faiz artırımlarını yaparken bunun büyüme tarafında, tüketim tarafında, istihdam tarafında, dolayısıyla da piyasaların dikkat ettiği asıl unsurlar üzerinde ciddi bir sıkıntı yaratmamasını gözeterek hareket edecek. Tabii burada çok hassas bir dengeyi de gözetecek diye tahmin ediyoruz. Hani burada ben sözü sana vereyim. Tekrar Samir, ben bu söylediğinize ilave olarak hemen Fed Başkanı Powell'ın dün yaptığı konuşmadan birkaç bunu destekleyecek ifadeyi aslında hatırlatmakta fayda görüyorum. Burada Powell aslında dün yaptığı konuşma metnini konuşmadan çok daha önce yine piyasalarla iletişimi güçlendirmek adına Fed'in internet sitesinde yayınlanmıştı. Bu yaptığı konuşma ve soru cevap bölümünde de aslında yine piyasaları rahatsız etmekten ziyade piyasaları biraz daha rahatlatıcı yönde bir tonlamanın tercih edildiğini gördük diyebiliriz. Ve öne çıkan ana cümlelerden birkaç tanesini ben hemen hızlıca paylaşayım. Bir tanesi şuydu: Fed bu seferki normalleşme sürecini 2013'te az önce detay konuştuğumuz süreçten farklı olarak ekonomik toparlanmaya zarar vermeyecek şekilde yapmaya çok hassas bir şekilde dikkat edeceğini vurguluyor. Yani bu aslında ekonomik toparlanma devam edip enflasyonda bir katılık riski olmasın diye bunu yapıyoruz diye. En flash cümlelerden bir tanesi buydu. Ki ekonomik toparlanmaya bu şekilde vurgu yapması da finansal piyasalar açısından pozitif bir gelişme olarak not edilebilir. Diğer taraftan da aslında bu seferki yapılan bu normalleşme süreci ısınan bir ekonomiyi soğutmak için değil, aslında pandemi kaynaklı olarak uygulamaya alan ultra geniş destekleyici paketleri artık ihtiyaç kalmayacak şekilde gelen bir ekonomide bu ekstra ultra teşviklerden vazgeçmek anlamında okunması gerektiğini söyledi ki bu da yine bir miktarda pozitif bir mesaj olarak görülebilir. Bu konuşmada ilk faiz artışının zamanlamasına dair net bir sinyal görmedik ama bilanço küçültmede çok yüksek ihtimalle bu yıl yapılacağına dair de satır arasında mesajları aldık diyebiliriz. Ve burada kilit cümlelerden bir tanesi de bundan sonraki süreçte az önceki grafiklerde net bir şekilde gösterdik. Enflasyonun uzun bir süre katılaşma riskinin önüne geçmek için Fed aslında bu hamleleri yapacaktır şekilde. Yani Fed büyümeye zarar vermemek için azami özeni göstermeye çalışacağını söylüyor ve kurduğu iletişim politikası bunu tehdit ediyor diyebiliriz. Şimdi biraz daha aslında burada bardağın boş tarafına ya da risklere dikkat edecek olursak tekrar benim ekranımı paylaşabilirsek. Burada IMF bu hafta bir blog yazısı yayınladı ve burada özellikle gelişmekte olan ülkelere yönelik olası risk senaryolarına hazırlık yapılması gerektiğini ifade etti. Özellikle sermaye hareketlerinin seyre ilişkin paylaştığı bir grafik var. Burada ekranda gözüken grafik de koyu lacivert olan dolar endeksini gösteriyor. Burada turkuazla yakalanan renk de portföy hareketlerinin gelişmekte olan ülkeleri olan seyrini yansıtıyor. Ve söyledikleri şey şu: dolar endeksi güç kazandığı dönemlerde gelişmekte olan ülkeye yönelik sermaye hareketleri tarihsel olarak hep zayıflama eğilimine girdi. Böyle bir durum olması önümüzdeki süreçte gelişmekte olan ülkeler açısından risk yaratabilir. Hem bu sermaye hareketlerinin devamlı açısından reel getiri sunabilmek adına faiz artırarak tepki verilmesi lazım anlamında bir metin vardı burada. Bununla beraber de eğer gereken tepki verilmezse bu portföy çıkışları ya da dolar endeksinin değerlenmesi kaynaklı kur üzerinden gelişmekte olan ülkelerde ciddi enflasyonist ekstra baskıların olabileceğine dair endişeler dile getirildi. Ve burada pandemi öncesinde kıyasla da aslında gelişmekte olan ülkelerin borçluluk yapısı ya da kamu maliyesi yapısının pandemi öncesinde kıyasla bir miktar daha görece daha zayıf bir şekilde bu Fed'in yeni normalleşme sürecine girdiği. Dolayısıyla burada eğer önden önlemler alınmazsa kur üzerinden özellikle ciddi ekstra enflasyon zorluklarının olabileceğine dair atıflar vardı. Bu da aslında bizim açımızdan da son derece dikkat çekiciydi. Önümüzdeki süreçte bu konu oldukça önemli. Hem enflasyona geçiş hem de şirket kağıtlarına yansıması tarafından, hisse senedi piyasalarının seyri açısından oldukça önemli olacak diyebilirim. Burada sizin sahibi eklemek istediğiniz şeyler varsa sözü ben size devredeyim. Sonra paylaşmak istediğim bir grafik daha var. Tamam. Hisse senedi demişken ben burada şunu araya girerek söyleyeyim sadece. Bütün bu risklere, bu görüntüye rağmen ya da bunların hepsini dikkate alarak yapılan analizlerimizde biz 12 aylık endeks hedefimizi 2500 puan olarak belirlemiş durumdayız. Bu da şu anda işte 2000'lerin biraz üzerinde tutunan borsamız üzerinden bakarsak %20 ila %25 arasında endeks bazında bir getiri potansiyeline işaret ediyor.
Geçen hafta çarşamba günü strateji ve yatırım danışmanlığı bölümümüzden Vahap Taştan'ın bir videosu vardı. Orada şirketimizin model portföyünü, burada bulunan hisseleri ve portföyün genel performansından bahsetti. Öncelikle şunu söyleyelim, yatırımcılarımızın hisse senedi seçimlerine yardımcı olabilmek, portföylerinde neler taşıması gerektiğine dair tavsiyelerimizi, yorumlarımızı paylaşmak adına bir model portföy araştırmamız tarafından oluşturuluyor ve paylaşıyoruz. Bu videoyu da inceleyebilirler. Burada paylaştığımız hisse senetlerini görebilirler. Bunlar da genel olarak endeksin üstünde getiri beklediğimiz şirketler olduğunu görecekler. Az önce senin paylaştığın yerden tekrar senin anlatacaklarına bağlayacağım. Önümüzdeki dönemde işte Fed politikaları, belki dolar endeksinde bir yukarı yönlü hareket, bunun gelişmekte olan ülkeler üzerinde yaratabileceği bir baskıyı bir risk unsuru olarak elbette görüyoruz. Bunları görmekle beraber bütün bunları dikkate alarak da endeks için hala, yani Borsa İstanbul 100 endeksi için hala bir yukarı yönlü potansiyel olduğunu da düşünüyoruz. Bu koşulların daha lehimize gelişmesi halinde buradaki potansiyelimiz daha iyi bir noktaya taşınır ama şu anki rakamlar ve hedefler bu şekilde. Bunu bir dipnot olarak teşekkür ediyorum sözü verdiğin için burada. Düşelim ve tekrar ben sözü sana aktarayım. Çok teşekkür Hasan abi. Son bir paylaşmak istediğim grafik de var. Bu da Uluslararası Finans Enstitüsü'nün takip ettiği gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye hareketleri. Burada Çin hariç olan veriler var. Ve son dönemde aslında bu sermaye hareketlerinde de trendin ciddi ölçüde aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. Ve sona itibariyle özellikle tahvil piyasaları tarafından çıkışın net bir şekilde görüldüğü, hisse senedindeki girişinde zayıf seyrettiği son dönemlerde görülüyor. Ki pandemi başında aslında burada risk iştahıyla beraber sert bir çıkış olduğunu görmüştük. Daha sonra destekleyici politikalarda risk iştahının artmasıyla tekrar pozitife dönmüştü bu sermaye hareketleri. Şimdi Fed'e yönelik beklentilerle ve enflasyon endişeleriyle beraber buradaki eğilimi yeniden zayıflama tarafında olduğunu görüyoruz. Bu aslında yine bir önceki grafikte IMF'nin dikkat çektiği risk açısından da baktığımızda hem ülkelere sermaye girişi, yabancı sermaye girişi anlamında oldukça önemli olacak. Artık kur üzerinden yine enflasyon etki yaratabilir. Ve ülkelerde bu sermaye hareketinin devamlı açısından da baktığımızda özellikle bundan sonraki süreçte sermayenin gelişmekte ülkeler tarafında çok daha seçici olması muhtemel. Ve bu seçicilikte özellikle reel getiri seviyeleri son derece önemli olacaktır. Şimdi son durum itibariyle Türkiye'deki enflasyon %36, politika faizi 14 seviyesinde ve enflasyonun yükselme riski çok yüksek. Yani yukarı yönlü hareketlerinde ihtimal çok yüksek ki Ocak ayı itibariyle zaten %40'ları aşmamız artık neredeyse kesin gibi gözüküyor diyebiliriz. Bu ortamda Fed de faizi artırmaya giderken bizim açımızdan hem sermaye hareketlerinin devamlı anlamında hem de enflasyon görünümü anlamında bu görüntü oldukça önemli olacak. Tabii bu bardağın biraz daha riske odaklanan boş tarafı diyebiliriz. Bardağın dolu tarafına bakarak da ben sözü tekrar son kez size devredip şunu söyleyebiliriz. Fed şu ana kadar hep piyasaları bu tarz önemli adımlara hazırlamak için ciddi ölçüde zaman ve çaba sarf ettiğini görüyoruz. Yani burada piyasaları rahatsız etmemek için azami bir efor sarf ettiğini görüyoruz. Bu süreçte de yine şu ana kadarki süreç en azından bu şekilde gerçekleşti. Bundan sonraki dönemde de eğer enflasyon tarafında bir kontrolden çıkmak gibi küresel anlamda bir kaygı oluşmazsa Fed piyasaların korktuğu kadar şahin olmayabilir. Ama bizim beklediğimizden de şu ana kadar fiyatladığımız beklediğimizden de bazı hareketler bir tık daha hızlı ve çabuk gerçekleşebilir gibi gözüküyor. Yani küresel finansal piyasalardaki dengeleri oyunu çok sert şekilde bozmamaya Fed dikkat edecek gibi gözüküyor. Ama tabii burada diğer ülkelerin de gerçekçi bir yaklaşımla olası en negatif senaryoya göre hazırlık yapması da orta uzun vadeli finansal istikrar açısından da oldukça önem teşkil ediyor diye düşünüyorum. Ben tekrar sözü size devredeyim Serhan Bey. Çok teşekkürler. Güzel bir özet yaptığımızı düşünüyorum. Yarım saate yakın aslında çok özetli ama çok da kısa da olmadı. İzleyen tüm yatırımcılarımıza çok teşekkür ederiz. Yatırım finansmanın gelecek videolarında tekrar görüşmek üzere. Erol Bey size de çok teşekkür ederiz. Bol Ben kazançlı teşekkür günler ederim. dileriz. Hoşça kalın.